takipte kal. Şahane bir kelimeyle geldim. Lav etmek. Arkadaşlar, lav etmek. Bir kuruluşu ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Lav etmek. Lav diye bir kelime var. Lav, yani ortadan kaldırmak, işleyişine son vermek demektir. Lav kelimesinden geliyor. Lav etmekte şuradaki ı düşüyor, ün düşmesi de var. Önemli bir kelime arkadaşlar. Takipte kalın. Sevgili arkadaşlar, Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın. YKS_masternazli. Sizleri Instagram'da bekliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bir işin gerçek nedenini anlayarak aklı başına gelmek, akıllanmak. Anladın mı şimdi Hanya'yı, Konya'yı? Hanya'yı, Konya'yı anlamak. İyi dinle şimdi nasıl yazılıyor? Hanya'yı, Konya'yı anlamak. Anladın mı şimdi? Akıllandın mı? Hanya'yı, Konya'yı anladın mı? Arkadaşlar, Hanya, Girit adasında bir şehirdir. O yüzden Hanya'yı, Konya'yı anlamakta Hanya nasıl yazılır? Büyük yazılır. Bir daha söylüyorum. Hanya, Girit adasında bir şehir. Hanya'yı, Konya'yı anlamak, akıllı almaktır. Takipte kalın. Arkadaşlar, bu kelime sınavda çıkabilir. Gazete, dergi ve benzerlerinden kesilmiş yazılara ne diyoruz? Kupür. Yazılışına dikkat et. Kupür. Gazete kupürü, dergi kupürü, onlardan kesilmiş yazılara verilen isimdir. Yazım kurallarında soruluyor. Yazılışına dikkat edin. Takipte kalın. Tuttuğunu koparan, geçtiği işi başaran, becerikli anlamına gelen ifade hangisi? Çakır pençe. Çakır pençe. Çakır pençe. Tuttuğunu koparan, geçtiği işi başaran, becerikli. Çakır pençe nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Arkadaşlar öğrenin, takipte kalın. Son zamanların popüler kelimesi. Ben gluten tüketmiyorum. Glutensiz ekmek. Peki gluten nasıl yazılır? Hadi bakalım. Gluten. Gluten. Glutensiz. Glutensiz ekmek. Gluten tüketiyorum ya da tüketmiyorum. Glutenin yazılışına dikkat edin. Sorulabilir. Takipte kalın. Emre'cim merhaba. Merhaba. Yeknesak nedir? Tek düze. Göster bakalım kağıdını. Teşekkür ederiz. Yeknesak, tek düze, biteviye, monoton demek. Arkadaşlar, Arnavut bacası. Arnavut bacası deyince aile küçük yazıyorsun, Arnavut bacası bitişik yazılıyor. Çatı penceresi anlamına geliyor. Şimdi en çok ne savunuyor bize? Arnavut kaldırımı. Arnavut'u... Sevgili arkadaşlar, ikili öğretim yapan okullarda bir grup sabahçı, diğer grup öğlenci. Sevgili arkadaşım, sabahçının karşıtı, öğlenci. Yani öğleci ifadesi yok. Bu yanlış bir ifade. Sabahçının karşıtı nedir? Öğlenci. Güzel bir bilgi, takipte kalın. Sevgili arkadaşlar, yine çok güzel bir kelime. Anlamını bilmemiz gereken bir kelimeyle karşınızdayız. Kronik kelimesi. Kronik kullanılıyor. Hani yabancısı olduğunuz bir ifade değil. Kronik kelimesinin eş anlamı süreyendir. Süreyen. Kronik, süreyen, devam eden. Kronik astım. Kronik bronşit dediğimizde arkadaşlar uzun süredir ne olmuş? Devam etmiş. Uzun süredir bir çözüm getirilememiş anlamına da geliyor kronik kelimesi. Mesela kronik işsizlik. Uzun süredir bir çözüm getirilememiş. Kronik kelimesi önemli bir kelimedir. Eş anlamının süren olduğunu bilmeniz önemlidir. Kronik bronşit, kronik astım, kronik işsizlik. Bunlar kullanılan ifadelerdir. Önemli.